deki en büyük güç şu anda hava gücü ve aynı zamanda füze gücü. Bu nedenle İsrail mesela az önceki görüntüleri tekrar getirebiliriz belki ekrana. Bu nedenle İsrail işte Beyrut'u mesela veya başka bir takım hedefleri bu şekilde bombalıyor. Şimdi acaba İsrail İran'ı vuracak mı, vurmayacak mı? Son birkaç gündür İsrail'in hazırlıklarını tamamladığı nerelerin vurulması gerektiği konusunda bir takım tartışmaların yaşandığı ya da e, hazırlık tamamlanmış olmasına rağmen vurulup vurulmaması gerektiği konusunda bir takım tartışmaların yaşandığı iddia ediliyor. Yani birçok kaynak işte İsrail'in kendisinden e, İsrail dışından, Arap dünyasından ya da Batı dünyasından birçok kaynak e, bunu iddia ediyorlar. Şş, tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da bir açıklaması vardı bundan birkaç gün önce. O da şuydu, biz e, İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerini vurmasını istemiyoruz e, gibisinden. Yani İsrail'in cevabı orantılı olmalı gibi bir e, şey vardı, bir e, ifadesi vardı Biden'ın. Ve bu minvalde <laughs> Amerikalılardan e, açıklamalar vardı. Yani buna benzer bir takım başka açıklamalar da vardı. Ama diğer taraftan şeye baktığımız zaman, İsrail e, tarafına baktığımız zaman, İsrail'de sert söylemler var. Yani İsrail basınında vursun e, gibisinden bir takım çağrılar söz konusu. Hatta eski askerler ya da eski bakanlardan alınan bir takım demeçlerde de böyle bir şey var. Peki İsrail İran'ın nerelerini vurabilir? Ha bu arada e, ilk günden günden itibaren yani İran'ın İsrail'e yaptığı saldırı gününden itibaren haberlerde İsrail'den çıkan haberlerde ya da açıklamalarda şöyle şeyler vardı. Bunların hepsi çok önemli. Yani bu anlattıklarımın hepsi çok önemli. Hani e, nereye doğru gidildiğinin e, görülebilmesi ya da nasıl bir taktikle gidildiğinin görülebilmesi açısından. O da şu: İlk gün İsrail dedi ki, yok canım bu e, İran'ın attığı füzeler e, işte araziye düştü, Filistin'e düştü, başka bir yere düştü ama bize hiçbir şey almadı. Bu arada tabii örneğin sivillerden kimsenin ölmemesi vesaire. Biliyorsunuz bu şeyin İsrail'in bu anlatımlarının üstüne. Bizdeki çok ünlüleri de dahil bazı gazeteciler atladılar. İşte İran taş atsaydı daha iyiydi. İran'ın işte bu cihat yayıcı diye birisi var biliyorsunuz. O da eski emekli asker. O da işte şey İran işte bomba atmadı aslında. Sadece işte bu yere düşenlerin hepsi füzenin işte kendisi başlık yok falan filan. Yani teknik olarak şimdi toparlayamıyorum ama sonuç itibariyle İran'ın İsrail'i gerçekte vurmadığı yani kimisi bir de şöyle bir mantık yürüttü. Dediler ki e, İran haber verilir mi canım? Yani böyle bir şey. Hatta video yayınlayıp bakın gerçekleri görün diye yayınlayanların videolarını paylaşanlar vardı. Aklı evvel birisi çıkmış İran'la dalga geçecek. İran'ın saldırısıyla dalga alay edecek. E, diyor ki yani diyor şimdi İran'dan bir tane füzeyi attık. Bu füze yola çıktı. Hangi devlet başka bir devlete saldırırken haber verir diye saçma bir mantık yürüttü. Halbuki daha önce de aslında anlattım ben bu meseleyi. Yani İran'ın füzeleri bırakın fırlatmayı, füze rampaları hazır hale geldiği anda zaten İsrail'in bundan haberi oluyor. <laughs> Amerika'nın da oluyor, Türkiye'nin de oluyor, başkalarının da oluyor. Yani herkes birbirinin ne yaptığını çok iyi biliyor aslında. Askeri açıdan radarları, istihbaratı vesairesi sayesinde. Dolayısıyla İran dünyaya şunu ilan etti. Dedi ki ben uzun zamandır İsrail'e saldıracağımı söylüyordum. Siz de bana hani saldıracaktın, niye saldırmıyorsun diye eleştiri getiriyordunuz. Ben o saldırı var ya onu şu anda başlatmış bulunuyorum diyor İran. Alenen yapıyor bunu çünkü İran aynı zamanda bu saldırısının daha önce kendisine bir takım şahıslar, bir takım tesisler, bir takım bölgeler, bir takım noktalarla ilgili olabilir yapılmış olan saldırılara misilleme saldırısı olduğunu da tanımlamak için ben bu saldırıyı yapıyorum diyor. Bunlar bu kadar incelikli. Hani bu açıklamalar, buna ya yani bu, bu konuyla ilgili işte yapılan bir takım tartışmalar vesaire. Fakat bunları anlamayanlar, işte yok İran İsrail'e haber verdi, yok İran bomba atmadı, İran taş atsaydı daha iyiydi, İran falan filan. Neyse. Şimdi bu saldırı sonrasında, İsrail dedi ki, bu İran hiçbir şey yapamadı. İşte dediğim gibi de böyle bir hava estirdiler. Sonra aradan bir iki gün geçti ve de yavaş yavaş görüntüler sızmaya başladı. Evet, İran bir takım yerleri vurmuş. Daha sonrasında bu görüntülerin dozajı artmaya başladı. Tam da o dediğim yere geliyorum şimdi. İsrail nasıl bir taktik uyguluyor? Çünkü İran'ı vuracak ya, bunu gerekçelendirmesi gerekiyor İsrail'in şu anda. Ne demesi gerekiyor? İlk başta hiç canım acımadı, hiç bana aslında değmedi bile İran attıkları diyen İsrail, şimdi yavaş yavaş görüntüleri sızdırıyor. Amerika Birleşik Devletleri de sızdırıyor. Orta Doğu'dan bir takım kaynaklar da yani bunların İsrail'le Amerika'yla işbirliği işbirliği halinde olduğu e, iddiaları var. Ve bunlar da görüntü sızdırıyorlar şimdi. Ve en son bir bakıyorsunuz haberlere aslında İsrail'in şeyin İran'ın İsrail'e yönelik saldırısında çok sayıda kişi de asker e, özellikle öldü. İşte uçaklar vuruldu, tesisler vuruldu falan filan. Bunu anlatıyorlar ki İsrail'in bu saldırısı bir zemin bulsun. Yani aksi halde işte sadece İran İsrail'e saldırdı diye İsrail karşılık verirse evet bu zayıf bir gerekçe olabilir. Ama İran bizi vurdu, İran bizi yaktı, yıktı vesaire gibi bir söylemle yapılırsa bu Evet bu daha sağlam bir gerekçe olabilir İsrail açısından bu yüzden son günlerde İsrail'de şeyi gör, duyuyoruz yani evet İran vurdu ciddi vurmuş yani İran zarar vermiş bu ilk günden hani bizim gibiler için evet açıktı yani ee, ya bu, bu bunu bir şey olarak söylemiyorum biz bu konuyla ilgilendiğimiz için sürekli bin tane kaynaktan e, şey almaya çalışıyoruz veri toparlamaya çalışıyoruz ve evet ilk günden itibaren böyle bir <laughs> elimizde. Ee, hiçbir zaman için kesin olamaz, hiçbir zaman için doğru olamaz. Ama kanaat uyandıracak bir takım veriler vardı. Sonradan şimdi bunlar yavaş yavaş açıklanıyor. Peki İsrail İran'ı vurursa eğer birincisi vuracak mı? Yani hazırlıklar tamam, vuracak gibi de görünüyor. Ama son anda Amerika Birleşik Devletleri e, belki durdurabilir ya da Batı dünyası durdurabilir bunu bilemiyoruz çünkü İsrail'in saldırması halinde ne olabileceği konusunu biraz sonra sizlere e, aktarmaya anlatmaya çalışacağım harita falan var değil mi arkadaşlar elimizde bu onları da bir verebilir miyiz ekrana İzleyicilerimizle bir paylaşalım bilsinler yani İsrail e, mesela önce şeyi yapalım İsrail eğer vurursa Hani İran'da nereleri vurabilir? Yani nereleri hedef alabilir? Ona bir bakalım. Değilse Orta Doğu haritası da olabilir. Ben onun üzerinden de tarif edebilirim. Şimdi bakın Anadolu Ajansı'nın hazırlamış olduğu bir şey var. Bir infografik var burada. Ve bu haritada görülüyor. Yani şimdi daha önceden aslında sizlerle paylaştık bu haritayı ya da buna benzer bir haritayı daha doğrusu. Şöyle Amerikalı yetkililerin açıklamaları İran'daki rafineri ve nükleer tesislerin durumunu gündeme getirdi e, demiş başlık. E, ne var mesela? Bakın şimdi. E, Natanz 1. Şurası. Diğer taraftan e, önce nükleer tesislere bir Bakalım. Burada kıyıda bir nükleer tesis var, Arak tesisi var burada, Fordo tesisi var ki e, İspan e, şey İspan diyorum, e, evet üç tane çok büyük, daha doğrusu dört tane büyük e, nükleer uranyum e, zenginleştirdiği nükleer dediğim tesisleri var İran'ın. Şimdi bir, iki, üç, dört. Bunlar bir kısmı içeride ee, fakat e, bir tanesi nerede? Fars körfezinde. Fars körfezinde olması İsrail açısından daha kolay bir hedef haline e, gelmesine sebep. Daha, daha olmasına sebep. Ee, şöyle e, şimdi bu şeyler, nükleer tesisler İsrail'in hedefinde olabilir. Bundan başka da var bu arada. Yani bir araştırma tesisleri de var İran'ın. Diğer taraftan bu bahsedilen dört büyük şeyden uranyum zenginleştirme çalışmalarının yapıldığı yerin dışında iki şeyi daha var İran'ın santrali var. Diğer taraftansa rafineriler var. Şimdi şu rafineriler bakın ee, bir e, Abadan e, rafinerisi burada. Yani e, Kuveyt burası Irak ve İran. Tam Körfez'in açıldığı yer. Yani Şattül Arap'tan hemen sonraki yer. Çünkü şurada e, çok yani Fırat'la Dicle burada birleşiyor biliyorsunuz ve buradan denize akıyor. Burada bu bir, birleştikleri yer ne benim Bizim Boğaz kadar mıdır bilmiyorum ama çok geniş bir yer. Yani deniz deniz gibi. İçerinde gemilerin çalıştığı bir yer ve İran buradan petrol e, ihracatı yapıyor. Hatta buradaki işte bir takım yerler İranla Irak arasındaki o 80 döneminde yaşanan savaşın e, gerekçelerinden biriydi. Ve İran'ın burada bir rafinerisi var. İki ee, doğalgaz terminali var. Burada bu terminal dediğimizde aynı zamanda e, şey bir limandan bahsediyoruz bu arada. Yani buradan e, gemiler geliyor, işte LNG olarak alıyorlar ve gidiyorlar. Diğer taraftan burada da Benderan Bas Rafinerisi var ki yani İran'ın en büyük e, rafinerilerinden birisi. Ama aynı zamanda bir liman burası. Yani e, İran'ın e, işlenmiş petrolünün e, gemilere yüklendiği yerlerden birisi. Peki başka neresi var? İspahan rafinerisi var. Bir de Tahran rafinerisi var. Şimdi İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden diyor ya yani nükleer taraf vurma ama e, rafinerileri vurabilirsin. İsrail acaba sadece bu rafinerilerle rafinerilerle mi e, şey yapacak, yetinecek? Yoksa ...nükleer testleri de vuracak mı? Ya da rafineri vurursa... ...eğer... ...içeridekileri mi vuracak... ...yoksa kıyıdakileri mi... ...vuracak? Şimdi kıyıdakileri... ...vurursa... ...Evet, İran elbette cevap verecektir buna. Ee, farklı bir... ...durum çıkabilir. Ama... ...Tahran'dakini vurursa... ...daha farklı bir şey çıkabilir. Çünkü başkenti vurmuş oluyor aynı zamanda. İsrail. O yüzden... Bütün bu ayrıntılar İran'ın da vereceği cevabı belirleyeceği için önemli bence. Peki, şimdi Orta Doğu haritasına bakalım arkadaşlar. Yani İran şey yaparsa eğer, İsrail'e cevap verirse nasıl bir cevap verecek ona bir bakalım. Evet, peki. Şimdi bakın, İsrail burada. İsrail, e, ekranda net görünüyor mu sınırlar? Evet, görünüyor. Şimdi bakın, İsrail. Hani burada bu aklı evveller çıkıp şey diyorlar ya, İsrail Türkiye'nin 170 kilometre güneyine saldırıyor. Yani saldırıları oraya kadar vardı diye. Şu Lübnan'ın güneyi. Yani 170 kilometre olarak değerlendiriliyor. Neyse, şimdi İsrail Lübnan'a saldırıyor. İsrail Suriye'ye saldırıyor. İsrail Gazze şeridine saldırıyor. Yani hep saldıran taraf İsrail aslında. Fakat niyeyse herkes, yani bu İsrail'e yakın basın, bu Siyonistlerin kendilerine çok sempatik göründüğü, niyeyse bilemiyorum, şeyler yazarlar, çizerler, İran'a yüklenmeye çalışıyorlar. İran'ın eleştirilmesi gereken bin tarafı var. Yani ideal demokrasiden yola çıkarak eleştirebilirsiniz, kadın haklarından yola çıkarak eleştirebilirsiniz, ağır eleştirebilirsiniz bu arada. Başka bir takım e, haklardan vesaireden yola çıkıp ağır eleştirebilirsiniz. Ama şu meselede yani İran'la İsrail meselesinde veya İran'la İsrail olarak değil ama İsrail'le diğerleri meselesinde İsrail'in yıllardır devam eden saldırgan bir tutumu var. Bu sadece etrafım benim kardeşim işte Suudi Arabistan burada, Yemen burada, Mısır burada, Suriye burada, Lübnan burada, Ürdün burada, Türkiye bu tarafta Esrafım sarılı şeyi değil, meselesi değil. Ben burada zavallı küçücük kalmışım meselesi değil. İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki en büyük üssüdür. Yani bir sürü askeri üssü var biliyorsunuz buralarda. Bir milyon tane üssü var Amerika Birleşik Devletleri'nin, ama en büyük üs İsrail. İsrailin kendisi askeri üsttür zaten. Bu üs devlet niteliğinde içinde seçimler yapılır, hükümetler kurulur, o olur bu olur falan filan. Ama bir askeri üstür bu kadar. En büyük uçak gemisi gibi bir şeydir yani şeyin Amerika Birleşik Devletleri'nin. Buraya yerleştirmiştir bunu. Bu işin tarihine gittiğimiz zaman e, Filistinlilerin haklarının nasıl yenildiğini görürüz. Bakın çok net, çok açık bir biçimde. Ta bu e, 1915-14 16, 20, 20, ya o o tarihlere kadar gider, o tarihlere kadar gider. Yani İngilizlerin e, burası İngilizlere verildikten sonra bütün bu şey başlamıştır. Onun öncesinde de bu arada e, oradaki Filistinlerle Yahudiler arasında çatışmalar vardır, çekişmeler vardır. Ama İngilizlerin buraya girmesiyle beraber bu şey coğrafyadan kan hiçbir zaman için eksik olmadı. İngilizler ve Fransızların bütün bu coğrafyaya girmesiyle beraber bu coğrafyadan kan hiçbir zaman için eksik olmadı.